Herkese merhabalar. Uzun süredir buraya oturup video çekmemiştim. İyi geldim. Bugün sizlerle tatil çantamda olanları paylaşacağım. Bildiğiniz gibi yaz geldi. Artık tatil zamanı geldi. Ben de yanımda tatile neler götürdüğümü sizlerle paylaşmak istedim. Bu sefer ufak bir çanta göstereceğim. Eğer hazırsanız başlayalım. Tabii ki yanımda portatif bir şarj götürüyorum. Çünkü şarjım aşırı çabuk bitiyor ama aşırı çabuk bitiyor. Bunu ben T-Tech'ten almıştım. Zaten daha önce de bahsettim size. Çok güzel. 1,5 kere hatta neredeyse 2 kere telefonumu şarj ediyor. Ve çok ince, çok hafif. O yüzden süper. Nivea'nın yatıştırıcı yüz temizleme köpüğü bu şekilde. Gerçekten bütün yağı ve ölü hücreleri anında gideriyor. Ve aynı zamanda yanımda aldığım için tatilde her sabah da kullanabiliyorum. Gerçekten her sabah güne bununla başladığımda böyle bir ekstra bir temizlik, ekstra bir güzellik katıyor cildime. Cildimi yıkadıktan sonra bildiğiniz gibi benim cildimde özellikle yanmadan önce, yani şu anda tenim aşırı beyazken, aşırı bir renk eşitsizliği var ve arada sırada sivilceler de oluyor. O yüzden Nivea'nın BB kremini kullanıyorum. Yüzümdeki renkleri çok güzel eşitliyor ve aynı zamanda kapatıyor, güneşten koruyor. Artık daha ne olsun? Yani bunu cildime uyguladığım an daha böyle hani temizlendim, kendimi iyi hissediyorum. Ondan sonra üstüne bunu uyguluyorum. Hem cildim nemleniyor bunun da BB kremi olduğu için, hem de güzel görünüyor. O yüzden bu ikiliyi kullanacağım tatil boyunca. Hem gündelik olarak da bu BB kremi kullanıyorum ve tatilde de kullanmaya devam edeceğim. Sakız, o yüz yıkama gibi tazelenmek için hem sakız götürüyorum. Bilmiyorum, ağzım taze oldu mu ya da bir mentollü bir şey çiğnediğim anda kendimi bir ekstra daha temiz, daha fresh hissediyorum. O yüzden bunu da yanıma alıyorum. Ondan sonra bir kitap götürüyorum. Yanımda bu Jocelyn Gardner'ın Sophie's World, Sophie'nin Dünyası. Türkçesi okumayı hiç bilmiyorum ama Sophie's World çok ünlü bir kitap. Zaten büyük ihtimalle çok kitapçılarda görüp daha önce belki okulda da okuyorsunuzdur. Bize de bunu okulda verdiler aslında. Ben de bunu dedim ki yanıma alayım. Çünkü gerçekten çok rahat okunur bir şekilde, bayağı kalın gördüğünüz gibi ama çok rahat okunur bir şekilde yazılmış ve birçok filozof hakkında çok basit, yani fikirlerini çok basit bir şekilde bir çocuğa anlatırmış gibi ben. Anlatıyor ve anlamanızı sağlıyor. Çünkü bazı filozofiler birazcık gerçekten garip olabiliyor ya da anlamayabilirsiniz. O yüzden bu kitap gerçekten çok güzel. Eğer bilmiyorsanız ve filozofiye özellikle bir ilginiz varsa kesinlikle bir bakın derim. Ondan sonra kulaklık aldım. Bu sefer mini kulaklıkları aldım. Bildiğiniz iPhone'un. Bunlar da karışıyor sürekli. Bu aralar hangi müzikleri dinliyorum? Tom Odell diyorum ben. Ama Odell de olabilir. Yeni albümü Wild Crowd. Kesinlikle dinlemediyseniz dinleyin. Aşağıya da linkini koyarım. Gerçekten mükemmel bir albüm çıkarmış. Süper. Vlog kameram. Çünkü bu yaz boyunca vlog çekeceğim. Zaten onları göreceksiniz. Antalya'yı çekeceğim, Çeşme'yi çekeceğim. 2 kere İstanbul'a gideceğim. Onları çekeceğim. O yüzden kanalı takip etmeyi unutmayın gelecek vloglar için. Vlog için de hangi kamerayı kullanıyorum? Bazen soruyorsunuz. Canon'un G7X'ini kullanıyorum. Aynı zamanda Instagram'da fotoğrafları çekerken de bunu kullanıyorum. Gerçekten çok güzel, kaliteli. Hem video çekiyor, hem de fotoğraf çekiyor, hem de ses kalitesi de bence dışarıda çekerken gayet iyi, yani anlaşılıyor en azından. Bir başka sorduğunuz şey de güneş gözlükleri. Güneş gözlüklerini tabii ki alıyorum yaz saatine giderken özellikle. Bunlar Ray-Ban'ın, hangi modelleri olduğunu aşağıya yazarım çünkü şu anda bilmiyorum. Ama bu şekilde yuvarlak, rose gold. Herkese görüyorum bu modelleri. Böyle rose gold, etrafı gold gözlükler bu şekilde. Katlanıyor, o yüzden çok pratik. Ve bu şekilde bunları kullanıyorum. Dediğim gibi modelini aşağıya yazarım. Merak edenler de oradan bakabilirler. Ve son olarak tabii ki cüzdanım. Cüzdanım olmazsa aç kalırım. Havaalanında kalırım. Ve yani kısaca hiçbir yere gidemem. O yüzden cüzdanım da yanımda. Ve evet, çantamın içindekiler bu kadardı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye.